Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifim var sizlere. Palamut konservesi yapacağım. Kimyasal yok, buzdolabı yok, kuruyucu yok. Kışın bol bol yapın ve sonra istediğin zaman çıkarıp afiyetle yiyin. Şöyle 3 adet palamutum var. Palamutların büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. İstediğiniz boyutta alabilirsiniz. Ben şimdi palamutların önce yüzgeçlerinden sıyırmak istiyorum sırtındaki yanlardaki yüzgeçlerden iyice temizliyorum bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalımda birçok faydalı videolar var et konservesi tavuk konservesi sarma konservesi çok güzel içli köfte mantı tariflerim var bakıp faydalanabilirsiniz videolarımda genelde orijinal tarifler paylaşıyorum evde sosis nasıl yapılır onu da izleyebilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum ve videomu paylaşarak kaydederek ve yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim ve artık balığımı kesmeye başladım önce kuyruk kısmından kestim hemen kafasının altındaki yüzgeçin altında önce bir çizik attım ondan sonra Halka halka kesiyorum. Bunu istediğiniz gibi kalın veya ince kesebilirsiniz. İçini temizlemeden yaptım. Şimdi diyeceksiniz ki niye içini temizlemedin? Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Karnını kestiğimizde böyle halka doğraması zor oluyor palamutun. Ben böyle kesmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ya da kafasını kesip önce içini boşaltıp sonra böyle kesebilirsiniz. Hepsini halka halka doğradıktan sonra bu şekilde temizleyeceğim ve çeşmenin önünde temiz yıkayacağım. Kafalarını da ayıracağım. 3 adet palamutumu bu şekilde doğradım. içlerini temizledim. Şimdi çeşmenin önüne götüreceğim. E, temiz yıkayacağım. Aslında çeşmenin önünde de çekmiştim. Orayı video güzel çekmemişti. Ben de orayı kestim arkadaşlar. Böyle kafasını da kuyruk kısmını da çorbada kullanacağım. Palamutları iyice yıkadıktan sonra kanından iyice arındırıyoruz. İyice yıkadıktan sonra böyle buzlu suya koyuyoruz. Bir 5 dakika kadar buzlu suda bekletiyoruz ki kanı iyice çekilsin, temizlensin diye. 5 dakika kaldıktan sonra şimdi süzüyorum. Bu şoklamayı mutlaka yapmalıyız ki hem rengini koruyor hem de içindeki kanı temizleniyor, hem de balığımız çok yumuşaksa biraz böyle toparlanıyor. Şimdi iyice süzülen palamutlarımı, mı, balıklar mı bir peçetten üzerine koyuyorum, fazla suyundan arındırıyorum. Hepsini önce koyuyorum, sonra peçete yardımıyla fazla suyunu alıyorum. Bunu yapmamızın sebebi konserveye koyduğum zaman dışarıda ekstradan su eklemeyeceğimiz için üstünde kalan sular kavanozumuzun içine girmemesi için iyice kuruttuktan sonra kavanozlamaya başlıyoruz kavanozları istediğiniz gibi büyük veya küçük kullanabilirsiniz 500 milimlik mm kavanozlar kullandım 2 adet küçük soğanı böyle halka halka doğradım her bir halkadan ikişer tane koydum birkaç tane de karabiber dibine attım. Kavanozun dibine attım ve üzerine palamutlarımı diziyorum. Böyle boşluk kalan yerleri de küçük kuyruk kasındakileri koyuyorum ve bazılarını yan koyuyorum, bazıları böyle düz koyuyorum ki içine rahat sığsın. Hepsini düz koyarsak yan tarafı boşluk kalır. Biraz fazla sığsın istiyorum. O yüzden bu şekil yaptım zaten pişince biraz kendini çekecektir 3 adet kavanozu doldurdum ve üzerine birkaç adet tekrar karabiber attım tane karabiber kullandım ve birer çay kaş e, pardon birer tatlı kaşık kaya tuzu ekledim mutlaka kaya tuzu ekleyin hatta bir buçuğa kadar da çıkarabilirsiniz et ve balık böyle şeyler tuzu severler bir de konserve olduğumuz için Tuz ne kadar koysanız da yani bir buçuk tatlı kaşına kadar da koyabilirsiniz. Üzerine bir buçuk kadar defne yaprağı ekledim ve bir birer çay, çay kaşığı pul biber ekledim ve her bir kavanoza 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Mısır özü yağ kullanırsanız daha iyi olur, daha çok koruyuculuğu var. Zeytinyağı koymayın, zeytinyağı yumuşatıyor. Konservelerde genelde zeytinyağı kullanılmaz. Yağımı da ekledikten sonra Üzerine kapaklarını Kapatıyorum ve sıkıyorum Önce sola Sonra sağa doğru sıkarsanız Garanti olur Mutlaka çok iyi sıkmanız Lazım ki hem hava almaması için Hem de içine Su sızdırmaması için Bunu mutlaka yapın ki e, Ziyan olmasın konservelerimiz Balıklarımız ziyan olmasın Bu şekilde 3 adet konservemi hazırladım Şimdi Derin bir tencereye koyuyoruz. Ben düdüklü tenceremi kullanıyorum. Böyle konserveler yapınca altına mutlaka bir bez koyuyoruz. Çünkü camlar sallandıkça o çat 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 sesler çıkarıyor. Ve üzeri geçene kadar su dolduruyoruz. Bu şekilde sallanıyor. Eğer dört tane koysaydım bu kadar sallanmazdı. Sallandığı anda yanına bu şekilde bezlerle ee, sadece göstermek amaçlı yapıyorum bunu bezle sıkıştırabilirsiniz. Çünkü birbirine değerse çatlamalar olur, kırılmalar olur, yine ziyan olur. O yüzden buralara mutlaka dikkat edelim. Ee, sadece bezde yetmeyeceği için böyle bir kavanoz alıyorum, içine su koydum ve kenarına koydum, iyice sıkıştırıyorum. Boş kavanozu koymayın, çatlayabilir içinde içine su koyun ve herhangi bir şey koyup iyice kenarından sıkıştırın ve tekrar havlumu da kenarına sıkıştırdım bakın bu şekilde olacak hiç sallanmayacak üstü su geçene kadar doldurmuştuk soğuk su normal çeşme suyu doldurmuştum sıcak su koymuyoruz buna ve kapağını kapattım ocağa aldım ocağa aldım kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum ee, Kapağı kapalı bir şekilde 1 saat boyunca kaynattım. Ateşi bu şekilde arkadaşlar. Çok mum ışığı gibi de değil, çok harlı da değil. Kısık ateşte 1 saat boyunca kaynattım. Kaynadıktan sonra ocaktan aldım. Bunu sarmalar gibi hemen çıkarmıyorum. Bunun pişmesi devam etmesi için. Suda beklettim soğuyana kadar tam 3 saat boyunca bekledi bu şekilde suyu ılık oldu yani elimi suya koyan, koyunca yanmaması gerekiyor o anda kavanozlarınızı çıkarabilirsiniz bakın kendi suyunu saldı çok güzel oldular balıkları hemen kavanozdan tencereden çıkarıyorum iyice kurutuyorum tekrar sıkıyorum eğer gevşeme falan olmuşsa diye hiç gevşeme olmamış ama yine de iyice sıkıyorum. kenarlarını suyunu alıyorum. Mutlaka kontrol ediyoruz. Eğer şişik varsa, bombeli olmuşsa onu mutlaka açıp iyice tekrardan sıkın arkadaşlar. Böyle alt kısımlarını da iyice temizleyin. Paslanma olmasın oralarda. İyice kontrol ediyoruz. altında temizledikten sonra bu şekilde içe dönük olacak kapakları kesinlikle dışa doğru bombeli olmayacak. Bakın ben sadece 4 yemek kaşığı yağ koydum. Kendi yağını ve kendi suyunu saldı balık. Çok güzel oldu. İçine hiç su koymadık, koruyucu koymadık. Hiçbir katkı maddesi yok. Suyu da gördüğünüz gibi çok güzel oldu üzerini kapatıyorum sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum isterseniz ters de çevirebilirsiniz ama çok güzel vakumlandığı için hiç ters çevirme gereği duymadım bu şekilde tekrar sabah kontrollerimi sağladım kenarlarına da baktım hiçbir sızıntı yok ve kapaklar da bombeli değil çok güzel korunmuşlar çok güzel vakumlanmışlar şimdi ben 15 gün önce yaptığım bir tane konservemi açıp size göstermek istiyorum dediğim gibi bunu kışın bol bol yani palamut bolken tazeyken yap kışında yazında afiyetle yiyebilirsiniz salatalarınızda çorbalarda ekmek arasında çok güzel oluyor özellikle ekmek arası çok güzel oluyor arkadaşlar tavsiye ederim ve hemen de açtım Size göstermek istiyorum. Bu biraz donmuş arkadaşlar. Balon kendi yağ olduğu için donmuş. Şöyle size göstermek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Daha fazla video paylaşabilmem için bana yardımcı olursanız videomu paylaşarak ve kaydederek destek olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi palamutum çok güzel pişti. Mutlaka çok serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Buzdolabı soğukluğu bir yerde, konservelerimizi nasıl saklıyorsak bu da aynı şekilde saklıyoruz. Evinizin en serin yerinde, evinizde serin yer yoksa buzdolabının içinde muhafaza edin. Dondurucuya koymayın. Dondurucuda camlar çatlayabilir o yüzden buzdolabının alt katında istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun.